Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben felsefe son sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım ve 3 senedir bu topluluktayım. Biz hastalarla birebir iletişime geçemiyoruz. Atlatmış çocukların işte sosyal hayata daha adapte olabilmelerini sağlamak esas amacımız. Ya da işte kanser hastası çocuklara ya da yetişkinlere belli bir şekilde uzaktan yardımda bulunabiliyoruz. Kanser maalesef ki hayatımızda en azından yapabileceğimiz şeyleri yapabiliyor onlar. Bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Bir kere bir şeyin içine girdiğin zaman devamlı bunun içinde devam etme hissi uyandırıyor. Yani bir köy okulunu boyadığın zaman bir köy okulunu daha boyamak istiyorsun. Ya da bir çocuğa yardım ettiğin zaman bir çocuğu daha güldürmek istiyorsun. Yani bu bağımlılık gibi bir şeye dönüşüyor. LÖSEV yalnızca çocuklara yardımda bulunan bir vakıf değil. Evet, başlarda LÖSEV çocuklar için kurulmuş bir vakıf ama artık her yaştan insana yardımcı oluyor ve yalnızca lösemi hastası da değil, kanserin her türlüsüne katkıda bulunmaya çalışıyor. İlk öğrendiğim andan beri takipteyim ve gerçekten de ne kadar da önemli, ne kadar da aradığım şeyi bulduğumu hissedebiliyorum yani. Gerçekten üniversitelilerin diğer üniversitelerin neler yaptığını ya da bir üniversiteli olarak üniversiteye geçmeden neler yapılabileceğini öğrenebileceği çok güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Ben bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir kişiye bile sesimizi duyursak birçok kişinin hayatına dokunmuş oluruz. Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda işletmede çift anadal yapıyorum. 2 yıldır da aktif bir şekilde üyeyim. Bu sene de yönetim kurulundayım. O köy okuluna gittiğimizde, o çocuklara tiyatroyu sergilediğimiz, o gözlerindeki ışık, o mutluluk o kadar güzeldi ki. Sadece LÖSEV değil, biz elimizden geldiğince herkese fayda sağlamayı da amaçlayan bir topluluğuz. Biz gençlere düşen şeyler de var. Bu tarz topluluklara katılıp çevremizi bilinçlendirmek de kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. İnsanlar LÖSEV'in sokakta onları çevirip onlardan para isteyeceğini sanıyormuş. Bunları yapanlar var ama bunlara kesinlikle inanılmaması gerekiyor. LÖSEV hiçbir zaman sokaktan para toplamaz ya da elden bağış kabul etmez. LÖSEV bağış yapmak istiyorsanız internet sitemizden yapabilirsiniz. Ya da bir numaramız var, ona SMS atabilirsiniz. Bunların hepsini internet sitesinden bulabilirsiniz. Saç bağışı kabul ettiğini düşünüyor ama bu da yanlış bilinen bilgi. LÖSEV öyle bir sistemi yok LÖSEV'in. Bize çok büyük bir fırsat sağladınız. Bu noktada yine çok çok teşekkür ederiz size. Biz de takip ediyoruz, görüyoruz ve birçok arkadaşımız da hani topluluklarını tanıtmak için bence kesinlikle katılmalı. Bu şekilde teşekkür ederiz. İsmim Öykü. 2 yıldır LÖSEV topluluğu üyesiyim. Uluslararası İlişkiler okuyorum Uludağ Üniversitesi'nde. LÖSEV'in üniversitedeki koluyuz. Fakat biz aynı zamanda işte köy okullarına, yardıma ihtiyacı olan başka çocuklara da bir üniversite topluluğu olarak yardım etmek istiyoruz. Aslında biraz da fayda topluluğu kısmını burada kullanıyoruz. Hasta çocuklarla tanışmaya iznimiz yok, onların yanına gitmemiz çok mümkün değil. Fakat atlatmış çocuklarla iletişim kurabiliyoruz. Onlarla iletişim kurmak bana çok daha farklı ve güzel hissetmişti. Çaresi olan bir hastalık lösemi aslında. Erken teşhis olduğu sürece çaresi olan bir hastalık. LÖSEV de biraz da buna dikkat çekmek istiyor. LÖSEV ikinci el eşya kabul etmiyor. Mesela biz bu konu hakkında çok mesaj alıyoruz. Hijyenik anlamda yapamıyoruz. O çocuklarımız çok hasta oldukları için yani bağışıklık sistemleri çok düşük ve ikinci el eşya kabul edemiyoruz. Topluluklar öğrencilerin sosyalleşme fırsatını en çok yakaladığı yerler ve bildiğim kadarıyla Üniversite TV işte okulların topluluklarını davet eden güzel bir kanal ve siz bu anlamda çok yardımcı oluyorsunuz biz üniversite topluluklarına. Ben bu anlamda size çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese merhaba. Bugün karşımızda Uludağ Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu var. Topluluk Başkanımız Eylül Yüzügüzel, Yönetim Kurulu Üyesi Öykü Yüzügüzel ve bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Filiz Şahin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Eylül Hanım'la Öykü Hanım kardeş misiniz? Evet, kardeşiz. Ne kadar tatlı. İkiz misiniz? Peki aranızda bir yaş farkı var mı? İki yaş var aramızda. Ben de
Eylül derdik. Ben derdik. Aynı okulda okumak, aynı şehirde okumak nasıl bir duydu? Ya ben zaten Eylül'ün üniversite hayatını çok sevdiğim için, ya Eylül'den 2 yıl sonra onun üniversitesine geldim. Onun topluluğunu da çok seviyordum. Zaten üniversiteye başlamadan önce de hani lisedeyken henüz topluluğa ben de katkı yapmaya çalışıyordum. Zaten sevdiğim bir topluluğum. Çok güzel ama çok seviyoruz aynı üniversitede okumayı. Ne güzel, iki kardeşin aynı okulda okuyup keyif alması çok tatlı. Peki evet, sizleri tanımakla başlayalım. Eylül Hanım, sizinle başlayalım. Eylül Hanım kimdir? Kendinizi biraz tanıtır mısınız size? Tabii ki. Ben felsefe son sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım ve 3 senedir bu topluluktayım. İlk sene birkaç etkinliğine dahil olabilmiştim ama 3 senedir aktif bir şekilde LÖSEV topluluğuna katkıda bulunmaya çalışıyorum. Geçen sene başkan yardımcılığını yürüttüm. Bu sene başkanlığı üstlendim. Böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Online sistemde artık ne kadar olursa. Böyle. Benden bu kadar. Online sistem biraz yoruyor, biraz yıpratıyor ama bazı kulüpler de bunu avantaja çevirip normalde hiç okullarına getiremeyecekleri insanları ağırlıyorlar online olarak. Hı-hı. Öykü Hanım, evet, pardon, devam edin lütfen. Yok, hayır, aslında çok da söyleyecek bir şeyim yoktu. Ben yalnızca biz sosyallikten çok keyif alan bir topluluktuk. Hani beraber bir şeyler yapmayı, oyunlar oynamayı, yemekler yemeyi çok severdik. O yüzden bu bize biraz bizim modumuzu düşürdü. Online sistemle çok eğlenemedik yani. Bitmesini bekliyoruz o yüzden. Umarım en kısa zamanda biter. Ben de normal hayatımızı çok özledim. Gerçekten çok özledim. Öykü Hanım, siz kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii, ismim Öykü. 2 yıldır LÖSEV topluluğu üyesiyim. Uluslararası İlişkiler okuyorum Uludağ Üniversitesi'nde. Bu şekilde yönetim kurulu üyesiyim. Harikasınız. Nesrin Hanım, siz kendinizi biraz tanıtır mısınız bizlere? Tabii. Nesrin Filiz ben. Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda işletmede çift anadal yapıyorum. 2 yıldır da aktif bir şekilde üyeyim. Bu sene de yönetim kurulundayım. Bu şekilde. Harikasınız gerçekten. Topluluk olarak çok harika bir topluluk. LÖSEV ile ilgilenmek, bu alanda faaliyetler göstermek çok büyük. Aslında biraz da insanda şey istiyor sanırım, özveri istiyor. Ben yani yapmam gereken birçok şey yapabilirim ama birebir teker teker görüp ilgilenirken sanırım çok duygusal bir yapıya sahibimdir. Ya sanırım biraz şey olurdum, hani çok hemen ağlardım. O da karşımdakileri çok olumlu etkilemezdi. Aslında şöyle oluyor. Biz de aslında şu anda buradaki üçlü gerçekten çok duygusal bir üçlü. O yüzden zorlanacağımızı düşünüyorduk. Ama zaten biz hastalarla birebir iletişime geçemiyoruz. Atlatmış çocukların işte sosyal hayata daha adapte olabilmelerini sağlamak esas amacımız. Ya da işte kanser hastası çocuklara ya da yetişkinlere belli bir şekilde uzaktan yardımda bulunabiliyoruz. O yüzden en azından böyle bir şey var sonuçta. Kanser maalesef ki hayatımızda. En azından yapabileceğimiz şeyleri yapabiliyor olmak bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. O yüzden henüz ağlamadık. Harikasınız. Ya gerçekten çok haklısınız. Ben de uzaktan yapılabilecek, hani bir topluluğa üye olmadan da yapılabilecek. Yani ben sonuçta mezun oldum. Şu an herhangi bir toplulukta yer istesem de alamıyorum galiba. Hı hı. Ama yani uzaktan yapılması gereken birçok şeyi tabii ki gönüllü olarak ve çok severek yapıyorum. Ama dedim, ben daha çok böyle hastaları görüyorsunuz zannediyordum ve ben otomatik olarak ağlarım. Yani ben yolda bir çocuğu ağlarken gördüğümde bile böyle hemen gözleri dolan bir insan olduğum için yani şey, biraz cesaret edemedim. Yani karşımdakini de olumsuz etkilemek istemedim açıkçası. Evet, evet. Hani kendim onu göze alabilirdim ama bildiğim kadarıyla hastaların mutlu olmaya, psikolojik desteğe, iyi hissetmeye ihtiyacı var. Hı-hı, yanlış kesinlikle. Bir şey yapıp karşımdakini de riske atmak istemedim. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. En üst düzey morale ihtiyaçları var. Peki şöyle yapalım. Nesrin Hanım, sizden başlayalım. Bize biraz okuduğunuz bölümü anlatır mısınız? Tabii, anlatayım.
Nasıl seçtiğimden bahsedeyim, neden yöneldiğim, tam olarak ne anlatmamı istersiniz, o şekilde Nasıl ilerlemeye çalışalım. seçtiniz? Neden yöneldiniz? Okurken nasıl? Neden yöneldim bu bölüme? Şimdi şöyle, açıkçası herkes gibi üniversite sürecinde şey hayalim var benim de. Hani böyle hukuktur, psikolojidir vesaire. Çünkü tabii ki kimse ortalama bir bölüm ya da kötü bölüm istemez. Her zaman en üstü ister. Ben de en başta hukuk istiyordum açıkçası. Çok istediğim bölümde. Daha çok uluslararası ilişkiler, siyaset, bunlar ilgi alanımdı. Ama baktığımda hukuk yani olmadı. Sonrasında hani psikolojide istemedim kendim. Hani özel üniversite vesaire düşünmemiştim. Sonra ilgi alanımda yani uygun olduğu için bu şekilde yönelmek istedim. Şu anda da çok mutluyum. Aynı zamanda işte işletmede çift dandal yapmaya başladım. Öykü de aynı şekilde beraber yapıyoruz hatta. Böyle ilerlemeye çalışıyorum. Çift anadal yaparken yani çift anadal yapma süreci nasıl ilerliyor? Zorluyor mu size iki bölümü aynı anda okumak? Şimdi biz başlarken hep şey diyorduk, yaparız, çok çalışırız, hani gerekiyorsa kendi sosyal hayatımızdan ödün veririz falan diyorduk. Öyle de oldu keza, zaten pandemi dönemindeyiz, ister istemez o ödünü veriyoruz. Ama gerçekten çok zormuş, hani düşündüğümüz kadar kolay değilmiş. Mesela sınavlara falan çalışırken gerçekten hani iki katı, hatta bazen üç katı eski hayatımıza göre, yani sadece tek bir bölüm okuduğumuz hayatımıza göre çok çok fazla çalışıyoruz. Ama sonuçta bir hedefimiz var. Bu hedefe giderken de muhakkak zorluklar olacak. O nedenle bir şekilde gidiyor diyelim. Çok harika. Peki aynı fakültede mi çap yaptığınız bölümle kendi bölümünüz? Evet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler'de, İşletme'de. Bizim okulumuz aslında sunuyordu Fen Edebiyat'ın edebiyat kısmından da birkaç bölüm vardı çap yapabildiğimiz. Ama kendimi en uygun gördüğüm bölüm de açıkçası işletme. Hani uluslararası ilişkiler, beraber daha güzel şeyler yapabileceğim, hedeflerime ulaşabileceğim düşündüğüm bir bölüm olduğu için ona yöneldim. Ama okulumuz bu konuda çok iyi bence. Hani gerçekten bu çift anadal süreci için tavsiye ederim, yani biraz araştırsınlar. Birkaç bölüm birden okumak bence çok güzel bir şey. Yani Uludağ Üniversitesi öğrencileri için söylüyorum özellikle. Güzel alanlar var yani, kendilerini geliştirebilecekleri. Harika. Çift anadal yaparken evet çok zorluyor. Yani ben yapan arkadaşlarımdan biliyorum. Ben hiç o kadar cesaret olamadım. Çok zorluyor ama mezun olurken de o iki diploma almanın zaten okuyorsun o dönemde. Hani çalışsan part-time dönemsel çalışacaksın. Ekstra bir şeye çok ayırabileceğin bir vakit olmuyor. Zaten okulda olduğun dönemde bir bölüm daha okuyup iki diploma almak gerçekten çok artı kazandırıyormuş. Bunu da Evet. buradan Uludağ Üniversitesi ve diğer üniversitelerde okuyan arkadaşlarımıza tekrar not geçelim. Evet, bütün Belki cesaret üniversitelerde edemem. var diye biliyorum. Çoğu üniversitede Evet. var. Ama diğer üniversiteye göre bizim okulun daha geniş olduğunu biliyorum. Hani bölümler açısından. En azından bizim İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi için söylüyorum. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Bizim bir arkadaşımız hukuka geçti bizim bölümümüzden. Hani gerçekten biraz araştırıldığı takdirde ve güzel bir ortalamayla beraber güzel yerlere gelinebilir yani. Çok harika. Gerçekten takdir edilesi. Peki Öykü Teşekkür Hanım, bize biraz siz anlatır mısınız bölümünüzün Esin Hanım'dan dinlediğimizden? Biraz sizden ekleyelim. Tabii. Ya ben de uluslararası ilişkiler okuyorum ve işletmeden çift anadal yapıyorum. Aslında Nesrin'le aynı durumdayım ben de. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümü ben severek seçtim. Çevremdeki insanlar daha çok PDR okumamı tavsiye ediyorlardı bana ama ben kendimi hep uluslararası ilişkilere ait görüyordum. Yani sevdiğim bir alan, siyasetle, tarihle, diplomasiyi böyle şeylere ilgim vardı benim küçüklüğümden beri. Böyle bir bölümü okumak istedim ama bu bölümü seçtim. Belki özel sektöre yönelirim diye de işletmeden çift anadal yapmak istedim. Bu şekilde. Aynı zamanda ben çift anadal yapmak isteyen arkadaşlara bir tavsiye vereyim. Eğer aynı fakülteden iki bölüm okursanız inanılmaz derecede işiniz kolaylaşıyor diyebilirim. Yani birçok dersten muaf oluyorsunuz. Birçok dersi birbirine saydırabiliyorsunuz. Yani tabii ki zor bir süreç çift anadal ama eğer hani bu şekilde aynı fakültede ders ders seçerseniz bir tık daha işiniz kolaylaşıyor diyebilirim. Harika. Benim bir arkadaşım Marmara Üniversitesi'nde çift anadal yapıyordu. Onunki daha beterdi. Kendi ana okuduğu bölüm Bahçeli Evler'deydi. Çift anadal yaptığı bölüm Göztepe'deydi. Yani iki ayrı kıta aslında. Biri Avrupa'daydı, biri Asya'daydı.
BB'nin dersine yetişmek için o kadar koşturarak hareket etmesi gerekiyor. Bahçelievlerden Göztepe'ye gidiyordu. Göztepe'den Bahçelievlere geri dönüyordu. Bu ders dönemi de zordu. Bir de sınav dönemi ekleniyordu bunun üzerine. Bence de yani en azından yakınındaki bir fakülteden, bölümden yapmaları gerekiyor. Bence doğru. İstek olarak. Bizim de bir arkadaşımız hatta şeydi, hukuktan çift anadal yapıyordu. O da bir gemliğe gidiyordu, bir işte Görükle'ye geliyordu. O da oldukça zor yani, kıta değiştirmek gibi bir şey. Evet, evet, öyle oluyor. Bir de yani bazen mesela birinin dersi 3'te bitiyor, diğerinin dersi 4'te başlıyor. Zaten o ara yolda geçiyor, çok zorlanıyorlar. Evet. Peki Eylül Hanım, siz bize kendi bölümünüzü anlatır mısınız biraz? Ya ben tek bölüm okuduğum için eminim daha kısa sürecektir. Ben aslında felsefeye çocukluğumdan beri sanatla biraz ilgiliydim. Hep ama kararsız kalmışımdır. Hani hangisine yöneleceğimi hiç bilememişimdir. Daha sonra büyüdükçe aslında bununla yakın bir bölüm seçmek istedim. Ama felsefe hiç yoktu tercih dönemime kadar aklımda. Benim çevremdeki herkes, bütün ailem felsefeyle çok ilgiliydi. Ama hiç aklıma da gelmemişti. Tercih döneminde, tercih yaparken yalnızca dayım da o dönem yüksek lisansını yapıyordu felsefe üzerine. Beni o yönlendirdi aslında, sanata da olan ilgimden dolayı. O konuştu benimle ve aslında böyle bir bölüm olduğunu ondan öğrendim. Yani aklıma bile gelmiyordu. Daha sonrasında girdim. Ufak pişmanlıklarım oldu çünkü beni çok zorluyor. Ama şu anda başka bölüm okuyamayacağımdan eminim yani. Ben de mesela felsefeye çok ilgiliydim. Bölüm olarak tabii ki okumadım ama felsefe kitaplarını çok okumuşumdur. Çok ilgimi çekerdi. Derslerimiz vardı bizim de onlarla ilgili. Gerçekten güzel bir bölüm. Bir kere bence insana gerçekten hayatta birçok bakış açısı katıyor. Evet. Yani ufkumuzu genişlettiği için faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ben de eğer dayım o anda yönlendirmeseydi beni, hayatıma hiç dahil olmayacaktı belki de felsefe ve eksikliğini hissederdim. Şu anda çok memnunum yani. Peki şey oluyor mu? Ben mesela bazen kitapları, felsefe kitaplarını okurken bir noktada bir iki sayfa geriye dönüp "Ay bu kimdi? Bu hangisiydi? Bu ne demişti?" Evet. Oluyorum. Sınavlarda okurken bu zor olmuyor mu? Tabii ki çok zor oluyor. Ben bazı kavramları bile unutuyorum hani. Çünkü hani her kavramı her filozof farklı şekilde yorumluyor ve aklımda tutmakta çok zorlanıyorum. Felsefe aslında çok derin bir şey yani. İçine girdiğin zaman böyle çok da adapte olmadığın zaman seni çok zorlayacak bir şey. Ben de hiç gerçekten sosyalliğe de çok önem verdiğim için, topluluklar olsun, her zaman çok içinde bulamadım kendimi. O yüzden çok zorlandım. Ama içine girdiğin zaman ve onunla yaşamayı öğrendiğin zaman benim bölümdeki diğer arkadaşlarım daha rahat ediyor mesela. Süper. Ben mesela siyaset felsefesi okumuştum. Sadece siyaset alanında bile o kavramları, kişileri akılda tutup onları anlayana kadar yani en çok çalıştığım sınav o dersi. Çünkü çok karıştırdık. Evet, çok karıştırdık bu dersi ve çok zor verdik. Bayağı karışık bir ders yani. Siz de siyaset felsefesi gördünüz mü? Evet. Evet, evet. Çok karışık. Çok. Çok kutu ağacılar vardı. Başkaları var. Bak en çok aklıma kalan kutu ağacılar ama şu an ne yaptık ben tam hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ben dönem Tuğacılar tam olarak ne yapıyordu Eylül Hanım? Siz hatırlıyorsunuz. Biz ayrılmıştık. Yani tabii ki hatırlıyorum. Ama hani şu anda bunu derin derin anlatabilir miyim? Bundan çok emin değilim. Çünkü yok, hani bir karşı... Yok, bir yüzeysel. Efendim? Yok, şöyle hafif yüzeysel üstten derin derin anlatmanıza gerek yok aslında. Sizi de zorlamayalım. Sesiniz gitti. Peki beni şu an duyabiliyor musunuz? Biz duyabiliyoruz. Ben duyabiliyorum yani. Eylül Hanım. Peki Eylül Hanım, benim sesimi duyabilene kadar şöyle yapalım o zaman. Biraz topluluğunuzdan bahsedelim. Eylül Hanım, istiyorsan... sizinle devam edelim isterseniz. Tabii. Şöyle, biz aslında hani LÖSEV fayda topluluğuyuz. Hani LÖSEV'in yanında bir de bizim fayda kısmımız var. Mesela şunu örnek verebilirim size. Bizim ilk yılımızda hatta Öykü ve ilk yılımda yani bahsettiğim dönem.
Köy okullarına böyle bir tiyatro hazırlamıştık. Çok güzel olmuştu gerçekten. Hani LÖSEV kısmı bir yana, zaten o çok farklı. Hani o insanları anlamak çok farklı, ama o fayda kısmından bahsedecek olursak, hani o köy okulundaki çocuklara gittiğimizde, sonuçta biz bile, hani İstanbul'da ben doğdum büyüdüm. İstanbul'da hani okuluma bir tiyatro geldi bile ne kadar mutlu oluyordum. Hani küçüğüz çünkü böyle şeyler hani çok mutlu ediyordu bizi. O köy okuluna gittiğimizde, o çocuklara o tiyatroyu sergilediğimizde, o gözlerindeki ışık, o mutluluk o kadar güzeldi ki. Ben özellikle bu kısmı vurguda yapmak istedim. Çünkü sadece LÖSEV değil, biz elimizden geldiğince herkese fayda sağlamayı da amaçlayan bir topluluğuz. Bu şeyi de buradan söylemek istedim topluluğumuza gelmek isteyenler için. Hani sadece LÖSEV değil, biz elimizden geldiğince herkese, hatta her şeye fayda sağlamayı amaçlayan bir topluluğuz. Çok güzel. Peki ben de hep onu merak etmiştim. Neden LÖSEV topluluğu değil de LÖSEV fayda? Hani tam olarak isminizin niye direkt LÖSEV topluluğu değil de LÖSEV fayda olarak adlandırıldığına değinebilir misin? Şöyle söyleyebilirim, hani bu sadece bizimle ilgili bir durum değil, genel olarak LÖSEV, sadece biz değil, siz de biliyorsunuz birçok topluluk var. Evet. Hani çoğu üniversitenin LÖSEV fayda topluluğu var. Hani o kısımda çok emin değilim, hani neden sadece LÖSEV değil, LÖSEV fayda topluluğu olmuş. O konuda belki Eylül yardımcı olabilir ya da Öykü biliyorsa onu aktarabilir diye düşünüyorum. Peki Öykü Hanım, sizin bir Tabii. Fayda bilginiz topluluğu var mı? olarak biz sadece LÖSEV'e, tabii ki biz bir LÖSEV'in üniversitedeki koluyuz. Fakat biz aynı zamanda işte köy okullarına yardıma ihtiyacı olan başka öğrenci, başka çocuklara da bir üniversite topluluğu olarak yardım etmek istiyoruz. Aslında biraz da fayda topluluğu kısmını burada kullanıyoruz. Yani işte köy okullarına gittiğimizde sadece LÖSEV ve vakıfla bağlantılı olmayarak biraz daha yardım etmek istiyoruz. Anladım, Sadece köy okulu harika. değil tabii. Bir de. Etkinlik. Süper. Eylül Hanım, şu an Sesim duyabiliyor duyuluyor mu? musunuz beni? Evet, biz sizi Ben duyuyoruz. şimdi Siz duyuyor duyabiliyorum. musunuz? Kulaklığı çıkarıp tekrar takınca düzeldi. Şu anda duyabiliyorsunuz Harika. sanırım, değil mi? Evet. Biraz kulübümüzden Aslında. bahsettik ama sizden sporcuları dinleyecektik. Tamam, ben ondan birazcık bahsedelim ama şuna değinmem gerekiyor. LÖSEV fayda topluluğu olmamızın esas sebebi de LÖSEV'in, evet, faydalı olmak için birçok alanı var. LÖSEV incileri gibi. LÖSEV incileri daha çok anaokul, lise kısmı ile ilgili. LÖSEV fayda topluluğu denmesinin sebebi LÖSEV'in üniversitedeki kollarına verdikleri genel bir isim. Evet, hepimiz Anladım. zaten fayda kelimesini de Öykü birazcık açıkladı. Sadece LÖSEV ile ilgili değil. Bir kere içine girince birçok şeye faydalı olman gerekiyor. Ama bu bizim aslında ayrılma noktamızdı. Anladım. Harika. Yani evet, şey olarak düşünmüştüm, hani belki grup topluluk adına direkt gruplandırma olarak verdikleri isimdir diye, ama sadece LÖSEV'le değil birçok alanda faydayla ilgilenmeniz gerçekten çok tatlı. Ben çok sevindim. Evet, çok daha iyi hissediyorum. Bazı kulüpler diye sınırlandırmayayım. Konuk aldığımız çoğu kulüp bir yandan da gerçekten çok gönüllü bir şekilde sosyal sorumluluk projeleriyle çok ilgileniyorlar. Hatta en son kampçılık kulübümüz mesela bir köy okuluna gidip gönüllü olarak boyayıp, hani orada zaten kamp yapıyorlarmış. Kamp yaparken gidip bir okulu da boyamışlar mesela. Evet, Çok aslında bu tatlı şeyle oluyor ilgili böyle biraz. şeyler. Bu şeyle ilgili birazcık, hani ortak bir amaç için buluşmuş birden fazla insan var, bir topluluk var ve aslında bir kesim bir araya geldiği zaman elinden çok kişi şey gelir. Yani o okulu 3 kişi boyayamaz ama 30 kişi boyayabilir ve bunu yapabilecek güçte olduğunu hissetmen daha sonrasında sana bunu yapma zorundalığı hissettiriyor. Yani bir kere bir şeyin içine girdiğin zaman devamlı bunun içinde devam etme hissi uyandırıyor. Yani bir köy okulunu boyadığın zaman bir köy okulunu daha boyamak istiyorsun. Ya da bir çocuğa yardım ettiğin zaman bir çocuğu daha güldürmek istiyorsun. Yani bu bağımlılık gibi bir şeye dönüşüyor. Elinden geldiğini gördükçe. Onun hazzı başka oluyor, değil mi? Birini mutlu ettikten Kesinlikle. sonra, yani birine bir yardımın dokununca onun gözünde gördüğüm böyle anlık bir parıltı gerçekten insanı diri tutuyor, dinç tutuyor ve daha fazlasını yapmak istiyor. Evet, Evet, aslında benim aynen. topluluktaki en sevdiğim fotoğrafımız şeydi. Biz de bir köy okuluna gitmiştik Keles'te. Orada çocuklarla vakit geçirmiştik. Sonrasında bizim şeyimiz vardı. Böyle elimizi boyayıp boyayıp duvarlara
koyarız ve böyle çok güzel bir resim çıkar ortaya. Öyle bir şey yapmıştık ve çocuklarla bütün gün vakit geçirmiştik. Onların yüzlerini boyamıştık, eğlenmiştik. Çok güzel bir zamandı. En son giderken de çocuklar bize el sallamıştı. Bunun bir fotoğrafı var aslında. Yani o fotoğrafı görmek istiyorum sürekli. Yani o zaman bir şey yaptığımı hissediyorum. Harika. Peki şöyle devam edelim. Nesrin Hanım, sizin en çok sevdiğiniz anınız neydi bu toplulukta? Yani en çok aklınızda kalan, size en çok duygulandıran anı neydi? Az önce de bahsetmiştim. Ben tiyatro kısmındaydım. Aslında hepimiz tiyatro kısmındaydık. Öykü bizim suflörümüzdü. Bize biraz yardımcı olan kısımdaydı. Eylül yönetmenimizdi. Onun dışında ben ve işte tiyatro grubumuz tiyatro sergiliyorduk. Ve şöyle söyleyebilirim şu an benim üniversitedeki en yakın arkadaşlarım işte Eylül, Öykü, Betü, birkaç arkadaşımız daha var. Ve ben hepsiyle LÖSEV sayesinde, o tiyatro ortamı sayesinde tanıştım. Hani hep beraber bir şeyler yapabilmek, o çocukların yüzünü güldürmek o kadar güzeldi ki. Hani mesela o köy okuluna giderken bile o arabada eğlencelerimiz, dönüşteki yorgunluğumuz bile o kadar tatlıydı ki. Benim için o tiyatro dönemi çok eğlenceliydi. İkinci bir tiyatro da yapacaktık hatta. Biz daha çok o kısımdan yürümeyi düşünüyorduk, ilgileniyorduk daha doğrusu. Ama işte pandemi çıktı, o yüzden yarım kaldı o da. Bunlar diyebilirim yani. Hani ben daha çok tiyatro kısmında olduğum için işin çok güzeldi yani. Harika. Pandemi umarım en kısa zamanda biter. Siz de tiyatrolarınızla, okullarınızla, çocuklara geri kavuşursunuz. Peki Öykü Hanım, sizin en sevdiğiniz anınız hangisiydi? Benimki vakıfın düzenlemiş olduğu bir yılbaşı etkinliğiydi. Lösemi atlatmış çocuklarla ilgileniyorduk biz. İşte onlara güzel bir yılbaşı partisi düzenlemişti vakıf. Biz de işte çocuklara bakıcılık yapıyorduk, onları eğlendiriyorduk, gülüyorduk, onlarla birlikte dans ediyorduk. İşte küçük çocuklar varsa onların yemeklerini yemesine yardım ediyorduk. Fakat oradayken yani topluluğun asıl amacını hissettiğim gün o gündü. Yani eğer okullar kapanmasaydı vakıfla çok daha fazla etkinliğimiz olacaktı. Fakat bu bizim vakıfla yaptığımız büyük etkinliklerimizden bir tanesi aslında, bu yılbaşı etkinlikleri. O yılbaşı etkinliği benim unutamadığım ve çok sevdiğim bir etkinlikti. Çocuklarla tanışabilmiştim. Tabii bizim hasta çocuklarla tanışmaya iznimiz yok. Onların yanına gitmemiz çok mümkün değil. Fakat atlatmış çocuklarla iletişim kurabiliyoruz. Onlarla iletişim kurmak bana çok daha farklı ve güzel hissetmişti. Aynı zamanda lösemiyi atlatmış genç arkadaşlarımızın 2 yıldır bizim toplumumuza gelip lösemi hakkında, lösev hakkında bilgiler veriyor. Ben bu etkinliği de aslında çok seviyorum. Yani en etkilendiğim etkinlik yılbaşı etkinliğiydi ama bu etkinlikleri de çok seviyorum mesela. Yani lösevle ilgili olan etkinlikler beni aslında çok etkiliyor diyebilirim. Harika. Peki arkadaşlarını atlatan kişilerin lösemiyle ilgili bilgi vermesi daha aydınlatıcı ve hani bir sonraki atlatan kişiyle iletişim kurarken eminim daha yardımcı oluyordur size. En azından neye nasıl yaklaşacağınızı biliyorsunuzdur. Peki atlatan kişilerin anlattıklarından size en çok hani böyleymiş, zormuş, böyle bir tarafı da varmış dediğiniz anlar ya da anılar, anlatılanlar hangileri? Nesrin Hanım, bu sefer sizinle başlayalım. Tamam. Bu etkinliğimiz aslında bizim daha çok yeni yaptığımız bir etkinlik. Bir ay geçmedi üzerinden. Hani sizin başta bahsettiğiniz o çok hani duygusalım dediğiniz kısmı biz o etkinlikte çok yoğun yaşadık. Çünkü hani biz bile LÖSEV'in içindeyiz. Hani ben 2 yıldır, Eylül 3 yıldır içinde, Öykü de aynı şekilde 2 yıldır içinde. Ama fark ettik hani bizim bilmediğimiz o LÖSEV'i atlatmış insanların yaşadığı o duygu yoğunluğu o kadar farklıymış ki hani konuk aldığımız kişi bize anlattıkça bunları, hani biz de böyle dedik, biz ne kadar güzel bir toplumun içindeyiz. Hani zaten şu an o bahsettiğimiz gencimiz de lösemiyi atlatmış ve şu an lösemin bünyesinde de şu an hasta olan ya da atlatma evresinde olan gençlere destek olmak için bulunuyor işin içinde. Bu o kadar güzel bir şey ki bu benim çok etkilemişti yani, hani kendisi atlatmış bir şekilde ve şu an diğer insanların da bu süreci güzel bir şekilde atlatmasına, o insanların da sosyalleşmesine yardım etmesi gerçekten çok güzel bir şey. Kendisi zaten sürekli buna vurgu yaptı. Çok çekingen biri olduğunu ama LÖSEV sayesinde, hani LÖSEV'in destekleriyle çok
güzel zamanlar geçirdiğini, güzel insanlarla tanıştığını ve bu hastalık sonrası yeni hayatına alışma süreci bile diyebiliriz buna. Çok LÖSEV sayesinde çok güzel bir şekilde adapte olduğundan bahsetti. Ve şu an o da LÖSEV'in yaptığını diğer insanlara yapıyor. O kadar güzel bir şey ki ben bunu duyduğumda gerçekten iyi ki LÖSEV dedim. Hep diyoruz zaten ama bu gerçekten beni en çok etkileyen şeylerden birisiydi. Çok güzel. Eylül Hanım, sizi en çok etkileyen an, olay hangisiydi? Bu kişilerle görüşürken, yani, atlatış kişilerle. Ben aslında şeyi hatırlıyorum. Geçen seneki etkinliğimizi de hatırlıyorum. Orada küçük çocukları da davet edebilmiştik. 4 kişiye katılmıştı etkinliğimize. Orada hani küçücük çocuklardan üniversite çağındaki insanlara kadar bize bu konuda bilgi vermeleri beni çok etkilemişti zaten. Ama daha sonra bu sene bir etkinliğimiz daha olmuştu. Bizim değil ama vakfın bir etkinliğine davet edilmiştik. Bir hocamız bize aslında küçük çocuklarla, hasta çocuklarla nasıl iletişim kurabileceğimizi söylemişlerdi. Orada da bir şey öğrenmiştim. Küçük çocuklar artık bir anda hastalık evresine geçtikleri için kendi hayatları hakkında karar veremediklerini düşünüyorlarmış. O yüzden ufak atıyorum hangi konuda serum takılacağını bile onlara sormak onları kendilerini çok önemli hissettiriyormuş. Ben de daha sonrasında röportaj esnasında bunu o bizim yayınımıza katılan sağ olsun davetimizi kabul eden arkadaşımıza sormuştum. Ve gerçekten onun da öyle hissettiğini anladığım zaman çünkü gerçekten hayatları bir anda hiç karar veremeyecekleri, hiç etkileyemeyecekleri bir döngüye giriyor ve o zaman o bilgiyi aldığım zaman o ufak kararların onların hayatını neden etkilediklerini öğrendiğim zaman hayatım boyunca buna dikkat etmeye karar vermiştim. Yani çocuğum hasta da olsa, olmasa da ya da etrafımdaki herhangi bir küçük çocuğun karar vermeyi bu denli önemsediğini gördükten sonra hayatımda birçok şeyin değişeceğini anladım yani. Kime nasıl davranmam gerektiğini çok net anlamıştım. Bu bilgi hayatım boyunca gitmeyecek kafamdan. Ay çok tatlı. Gerçekten evet hiç bu açıdan düşünmemiştim. Çok küçük yaşta hastalanıyorlar. Çok küçük yaşta yedikleri, içtikleri her şey bir noktada kısıtlanıyor. Hastanede kalmaları gereken bir süre oluyor. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Çok şey oldum şu an. Peki Öykü Hanım, sizinle devam edelim. Size en çok etkileyen konuşma anı hangisiydi? Atlatan insanlarla görüştüğümüzde. Atlatan bir arkadaşımız yine bir anısını anlatmıştı. Şu an saçlarına çok dikkat ettiğini, işte saçlarını çok sevdiğini söylemişti. Çünkü küçükken saçlarını kestirmek zorunda kalmış. Ve saçlarını kestirdiği anı hiç unutamadığını, işte bunun onun için çok büyük bir travma olduğundan bahsetmiş. Sonra arkadaşlarının, o kardeşleri saçlarını kestirdi diye hepsinin saçını kestirdiğini anlatmıştı. Bu da beni çok etkilemişti. Yani şu an saçlarını dediğim gibi çok dikkat ediyormuş, çok seviyormuş falan. Yani bu da beni çok etkilemişti. Yani kardeşlerinin ona o kadar destek vermesi, onun bunu unutamaması. Çünkü çok küçükmüş lösemi olduğunda. Bunu asla unutamaması, hala bu travmayı yaşaması. Yani bu da beni çok etkilemişti aslında. Gerçekten zor, yoğun ve yorucu bir dönem, bir hastalık. Umarım şu an hastalığa yakın herkes en kısa zamanda olabilecek en kolay şekilde atlatırlar. Umarım kimse bu hastalığa yakalanmaz. Herkes çok sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına devam eder. Yani birçok etkeni vardır eminim. Ama buyurun Öykü Hanım. Çaresi olan bir hastalık lösemi aslında. Erken teşhis olduğu sürece çaresi olan bir hastalık. Lösev de biraz da buna dikkat çekmek istiyor. Peki şöyle sorayım o zaman. Belki biliyorsunuzdur, emin değilim. Çünkü evet tıp alanına giren bir konu lösemi sonuçta. Erken teşhis nasıl sağlanıyor? Neler yapılıyor bu konuyla alakalı? Sanırım belirtilerini hissettikleri anda doktora gitmeleri gerekiyor. Fakat işte belirtileri ağrılar, kas ağrıları, işte sanırım baş ağrısı. Çok emin değilim ama arkadaşların anlattığı kadarıyla aklımda bunlar kaldı. Mesela bir arkadaş kas ağrısıyla gitmiş ve lösemi olduğunu öğrenmiş. Yani kas ağrısıyla lösemi olduğunu öğrenmiş ve erken teşhis edilmiş. Bu şekilde yani aslında ağrılar, o yaşlardaki ağrıları falan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında işte hani rutin kontrollerle fark edilebilir mi? O konuda çok emin değilim ama fark edilebileceğini düşünüyorum ben. Anladım. Evet, böyle söylenmişti zaten. Hani rutin kontrollerde çıktığı hani
teşhis edilebildiğini söylemişti arkadaşlarımız bize. Evet, yani o zaman şöyle oluyor. Mesela çocuk hastalanana kadar ya da ben kendim de çok 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 hastalanana kadar ya da çok büyük bir ağrı çekene kadar hastaneye ya da doktora gitme gereği duymuyorum. Ya başım ağrıyor. Hepimiz öyleyiz. Havadan dön falan evet. diye. Demek ki evet, yani aslında çok büyük bir ihmal. Evet, çünkü bunlar hayatımızın gerçekleri yani. Hani insanlar yaşıyor ve bizim yaşamayacağımızın garantisi yok. Yani bu noktada da aslında bir farkındalık yaratabiliriz bence. Hani biz lösemi atlatmadı ya da kanser, hiçbir kanser aslında atlatmamış insanlarız. Çoğumuz topluluktaki. Yine bir kısım var, yakınları atlatmış, teyzesidir, annesidir. Hatta atlatmış kişiler bile olabiliyor topluluğumuzda. Ama hiç bunlara gerek kalmadan empati yaparak insanlara, hani biz de adayız yani, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda zaten LÖSEV elinden geleni yapıyor, bunu biz de biliyoruz. Ama biz gençlere düşen şeyler de var. Bu tarz topluluklara katılıp çevremizi bilinçlendirmek de kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. Bir de LÖSEV'de tek çözüm ve kesin çözümmüş diye biliyorum ben ve ilik nakli can acıtan bir şey de değil aslında. Hani sanırım kontrollerle yardım edebileceğimiz bir çocuk, yani bir kişi olup olmadığını öğrenebiliriz. İlik nakli yapabiliriz hasta çocuklar için. Ya hani ben onu araştırmıştım. Yanlış bir şey anlatmak istemiyorum ama sanırım kan verdiğinizde, yani ilik bağışı için kan veriyorsunuz. Sonra size uygun olan, yani evet, birine eğer uygunsanız size haberi geliyor. Gidip evet, bağış yapıyorsunuz diye hatırlıyorum. Evet, doğru. Yanlış bir şey anlatmış olmak istemiyorum. Ben yok kendim, yok doğru. Ben de hatırlıyorum. Yani kendim buna gönüllü olduğumda böyleydi. Çünkü bence herkes bir kişinin hayatını kurtarmayı ve onu değiştirmeyi eminim ister. Yani çok da zor bir şey de değil aslında. Kesinlikle. Yani kimsenin canının da bir diğerinin canından çok daha kıymetli olduğunu da düşünmüyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem. Herkesin kendi bizim düşüncesi. Yani herkesin kendi düşüncesi kendine göre tabii ki değişebilir ama birinin gerçekten çok büyük bir hastalık atlatmasına yardım edip hayatını kurtarmak, eminim yaptıktan sonra herkesi çok iyi hissettirecek ve çok mutlu edecektir. Bence herkes donör olabilir ve bence herkes, yani bir saniyelik bir acı çekiliyorsa bile, bilmiyorum, henüz yaşamadım. Ama bence buna katlanabilir. Bence çok önemli bir durum. Kesinlikle. Yani özellikle insanların yaşadığı acıların yanında o bahsettiğimiz işlemin hiç en ufacık bir önemi bile yok. Gerçekten yok. Çünkü dediğim gibi hani biz, ya kendi adıma konuşayım açıkçası. O arkadaşımızı dinlediğimde gerçekten hani çok çok etkilenmiştim. Ya hani kendimi onun yerine koydum ya da bu yaşımdan sonra tabii ki başıma gelebilir. Yine aynı şekilde hani başıma gelirse ne yaparım diye düşündüm ve gerçekten güç gerektiren, moral gerektiren bir şey. Öykü de bahsetmişti. Hani düşünün, abileri, kardeşleri onun için saçını kazıtmış ve onun için bu o kadar değerli bir şeymiş ki. Hani bunları duydukça, mesela bunları hep görüyoruz ama dizilerde görüyoruz, filmlerde görüyoruz. Hani bu tarz şeyler ekliyorlar, görebiliyoruz yani. Ama hani gerçek hayatta bunların olduğunu görmek, duymak, insanlar bunları yaşıyor yani. Hani o ufak acının hiçbir önemi yok gerçekten. Yani buradan yine bunun da şeyini yapmış olalım yani. Gerçekten öyle. Peki topluluğumuzun biraz etkinlik ve faaliyetlerinden bahsedelim. Eylül Hanım, sizinle başlayalım. Siz anlatın bize biraz. Ya, bu kısmı çok seviyorum çünkü gerçekten çok özledim. Ya şöyle ki, evet, biz bir fayda topluluğuyuz. Faydalı olmak için etkinlikler düzenliyoruz. Az çok bahsettik, işte yılbaşı etkinliğimiz, işte lösemiyi anlatma etkinliklerimiz, lösemiyi tanıma etkinliklerimiz daha doğrusu. Ya da işte yine faydalı lösevle ilgili etkinliklerimiz var, evet. Az çok bahsettik zaten, birazcık daha bahsedilir eminim ki. Ama biz onun dışında da üniversite topluluğuyuz ve gerçekten eğlenmekten de keyif alıyoruz. O yüzden böyle iftar yemekleri de yaparız, kahvaltılara da gideriz hep beraber. Ya da onun dışında oyun etkinliklerimiz de olur. Dediğimiz gibi tiyatro etkinliğimiz var mesela. Hani her şeye dahil olmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten enerjimizi çok tutmuştu bizim topluluğumuz aktifken.
herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyordu, çok keyif alıyorduk. O yüzden üniversite öğrencisi olarak da çok keyifli etkinlikler yaptık. Yani gerçekten çok da eğlendik. Buluşmak için, sohbet etmek için bile etkinlik düzenledik. Onun dışında ama gerçekten kızlarla bahsedecekti. LÖSEV'le ilgili, işte çocuklarla ilgili ya da işte bilinçlenmekle ilgili de çok güzel etkinliklerimiz oldu. Farklı topluluklarla da. Peki Öykü Hanım, sizinle devam edelim. Siz hangi etkinliklerinizi anlatmak istersiniz? Online sistemde özellikle yapabileceğimiz etkinlikler kısıtlı. Fakat geçenlerde bir video çektik. İşte 7'den 70'e herkes LÖSEV'i tanıtıyor. İşte LÖSEV üyesi nasıl olunur? Bir LÖSEV üyesi neler yapabilir? Nasıl bağış yapabilir? Çünkü biliyorsunuz dolandırıcılar çok var, bağışları toplayarak bunu yapan. İşte buna karşı bilinçlendirebildiğimiz çok kısa 3 dakikalık bir video hazırladık mesela. Online sistemde böyle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. İşte genelde toplanıp işte neler yapabiliriz, nasıl bilinçlendirebiliriz diye konuşuyoruz. Videolarla yapmaya çalışıyoruz. Konuk ağırlıyoruz. Lösemi'yi atlatmış insanları ağırlıyoruz. Geçen gün rektörümüzle yayın yaptık. Geçen gün de değil mi? Bayağı bir oldu aslında ama bu şekilde konuklar alıyoruz. Videolar çekiyoruz. Online sistem de bu şekilde devam ediyor. Fakat online olmadığında LÖSEV'le birlikte, vakıfla birlikte yaptığımız etkinlikler oluyor. Vakıfın düzenlediği etkinlikler. Onun dışında kendi aramızda köy okullarına giderek, işte broşür dağıtarak, LÖSEV hakkında bilgilendirerek bu şekilde etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Tabii online sistem bittikten sonra çok daha farklı etkinlikler var aklımızda. Yani yapmak istediğimiz pandemi bittikten sonra. Çünkü yüz yüze etkinlikleri çok özledik. Bu şekilde etkinliklerimiz oluyor. Evet, insanlar yüz yüze oturup konuşmayı bile özlemişken eminim siz o eğlenceli etkinliklerinizle hemen kavuşmak istiyorsunuzdur. Çok özledim. Betin Hanım, sizinle devam edelim. En çok da tiyatronuzla kavuşmak istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. arkadaşlarım genel olarak özetledi hepsini. Ben de şundan bahsetmek istiyorum. Bunu hatta biz şey kararı almıştık. LÖSEV ile ilgili bilinen yanlışları insanlara aktarmak için birkaç tane broşür hazırladık. Bunları Instagram adresimizde paylaştık ve topluluk üyelerimizden ve biz de bunları kendi Instagram storylerimize ekledik. Ve o kadar çok dönüş aldık ki bahsedeceğim iki konu hakkında. Mesela insanlar LÖSEV'in sokakta onları çevirip onlardan para isteyeceğini sanıyormuş. Bunları yapanlar var ama bunlara kesinlikle inanılmaması gerekiyor. Buradan bunu da yine söylemiş olayım. Ben sürekli de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben çok bilgilendirmeye çalışıyorum insanları. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir şey. LÖSEV hiçbir zaman sokaktan para toplamaz ya da elden bağış kabul etmez. LÖSEV bağış yapmak istiyorsanız internet sitemizden yapabilirsiniz. Ya da bir numaramız var, onu SMS atabilirsiniz. Bunların hepsini internet sitesinden bulabilirsiniz. İnsanlar mesela buna çok şaşırmıştı. Hani işte biz geçenlerde biri bizden rica etti, biz LÖSEV'e işte şöyle bir bağış yaptık falan. Bunlar kesinlikle olmaması gereken bir şey. LÖSEV hiçbir zaman sokaktan para toplamıyor. Mesela bunları insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde herkes LÖSEV'in saç bağışı kabul ettiğini düşünüyor. Ama bu da yanlış bilinen bilgi. LÖSEV öyle bir sistemi yok LÖSEV'in. Hani biraz da biz bunlar üzerine yoğunlaşmıştık yine bu dönemde. Çünkü dediğimiz gibi hani bir araya gelemiyoruz, bir şeyler yapamıyoruz. En azından insanları bilinçlendirmeye yönelik şeyler yapmaya başladık. Öncesinde zaten çok eğlendik, eğlendirdik de diye düşünüyoruz. Hep beraber çok güzel zamanlar geçirdik. Bu dönemde daha çok işte insanları bilgilendirmeye yönelik şeyler yapmaya çalıştık, çalışıyoruz da. Süper, peki başka doğru bildiğimiz bir yanlış var mı? Birçok eminim vardır. LÖSEV ikinci el eşyada kabul etmiyor. Ben söyleyeyim isterseniz. LÖSEV ikinci el eşya kabul etmiyor. Mesela biz bu konu hakkında çok mesaj alıyoruz. İşte ben de Bursa'da oturuyorum. İşte giymediğim kıyafetler var. İşte bağışlayabilir miyim diyorlar. Hayır, hiçbir şekilde hijyenik anlamda yapamıyoruz. O çocuklarımız çok hasta oldukları için yani bağışıklık sistemleri çok düşük ve ikinci el eşya kabul edemiyoruz. Fakat işte teknolojik ürünler, işte ya bunun gibi bilgisayar olabilir. İşte yani böyle hijyenik olmayan ürünleri kabul edebiliyoruz. Bu şekilde ürünleri kabul edebiliyoruz ama ikinci el eşya kabul edemiyoruz. Anladım. Eylül Hanım, sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yanlış bildiğimiz. Eminim vardır. Var, evet. Az önce bir şey söyleyecektim aslında. Öykü söyleyince durdum. O aklımdan gitti. O gelene kadar şeyi hatırlatayım ben size. LÖSEV'in
böyle şimdi Barış'la ilgili çok uyarı yaptığımız için aslında şey gibi de görünüyor. Hani LÖSEV'de sokakta broşür dağıtanların da para talep ettiğini düşünüyorlar. Aslında böyle bir şey de yok. Ya da ay az önce aklıma bir şey gelmişti, bunu söyleyecektim. Çok önemli bir detaydı. Bunu acaba ilerleyen dakikalarda tekrar hatırlatsam mı? Çünkü en önemlisi bu. Ha, aslında şuydu sanırım. LÖSEV yalnızca çocuklara yardımda bulunan bir vakıf değil. Evet, başlarda LÖSEV çocuklar için kurulmuş bir vakıf ama artık her yaştan insana yardımcı oluyor ve yalnızca lösemi hastası da değil, kanserin her türlüsüne katkıda bulunmaya çalışıyor. Ya da sadece, bunlar bana hep sorulan sorular olduğu için söylemek durumunda hissediyorum. Sadece buyurun, tedavileri, çok teşekkür ederim. Yalnızca tedavileriyle ilgili de değil, sosyal hayatlarıyla da ilgili, az önce değindik, ya da kişisel ihtiyaçlarıyla da ilgili, her türlü şeyle ilgilenebiliyor. O yüzden bizim esas amacımız, hani LÖSEV ne yapıyor aslında? LÖSEV'in reklamını yapmak yerine bunu daha çok insana ulaştırıp hani daha çok insanın faydalanmasını sağlamak. Ya bu açıdan hani LÖSEV fayda topluluğu neden var falan diye de çok soru geliyor bize. Ama hani böyle bir kurum var sonuçta, ülkeye ücretsiz bir şekilde yardım edebilecek kanser hastalarına ya da işte tedaviye ihtiyacı olan insanlara yardım edebilecek bir kurum var ve bu ne kadar bilinirse o kadar duyurulacak. Ben sizinle iletişime geçtiğim zaman, Allah korusun çevrenizden biri herhangi bir kanser hastası olduğu zaman onu bize yönlendirebileceksiniz. Aslında LÖSEV'in nelerle ilgilendiğini anlatmak en büyük doğruları sunmak gibi bir şey oluyor. Yani yanlışları en güzel düzeltebileceğimiz nokta diye düşünüyoruz. Evet, o yüzden hiç bölmedim. Çünkü bence de teşekkür ederim. Bilinmesi gerekiyor. LÖSEV fayda topluluğu niye vardan ziyade biz bu topluluğa nasıl katkı sağlayabiliriz? Çünkü bu hastalar var. Yarın bir gün hepimiz olabilir. Herkesin başına gelebilir. Bu hastalıklar var. Bu hastalıklar varken biz nasıl katkı sunabiliriz? Biz nasıl yardımcı olabiliriz diye sormaları gerektiğini düşünüyorum insanların. Evet. Çünkü insanlar bir yanlış bir şey olduğunda, mesela depremde evi yıkıldığında ya da bir yangın olduğunda ya da bir hastalık olduğunda tamam karşıdakine yardım ediyor ama bir yandan kendi başına hiç gelmeyecekmiş gibi düşünüyor. Öyle değil. Her şey her an herkesin başına gelebiliyor. O yüzden herkes birbirine destek olmalı, birbirine el uzatmalı, birbirine yardımcı olmalı. Ben de mesela yakın zaman öncesinde LÖSEV fayda topluluklarını ağırlayana kadar az çok biliyordum ama yine çocuklara yönelik diye biliyordum. Evet. Kısa zaman önce öğrendim artık bütün yaş gruplarına ve kanserin bütün çeşitlerine yöneldiğini LÖSEV'in. Bence çok daha önemli çünkü grip gibi bir hastalık oldu. 5 kişiden 3'ünde var ne yazık ki. Hoş bir durum değil aslında ama yani dünyanın gerçekleri bunlar da. Bunları da göz ardı edemiyoruz. O yüzden ben gerçekten bir üniversite öğrencisi olarak birçok toplulukta bulunulabilir. Ama LÖSEV'i seçtiğiniz için, yani böyle bir şeyle gönüllü olup ilgilendiğiniz için sizleri gerçekten çok içten şekilde kutluyorum. Çünkü evet, eğlenmeyi sevmek güzel. Herkes eğlenebilir. Üniversite zaten gir, derse gir, çık, sınava gir, çık alanı değil tamamen. Üniversite bir noktada da sosyalleşmek için olan bir alan. Ama bunu bir duruma faydalı olmak için kullanmak gerçekten çok olağanüstü bir durum. Çok tebrik ediyorum sizlere. Yavaş yavaş biz de ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Eminim vardır. Lütfen doya doya ekleyin. Ben çok severek dinliyorum. O yüzden hiç bölmeden dinliyorum sizlere. Evren Hanım, sizinle başlayalım. Eklemek istedikleriniz var mı? Az önce değindiklerim zaten bizi çok güzel yönlendirdiniz. Söylemek istediğimiz, kenara not düştüğümüz her şeyi söyleyebildik. Yani tekrar söylediğim gibi çevrenizde inşallah olmaz ama olduğu takdirde herhangi bir üniversite öğrencisiyseniz fayda topluluğuna ulaştırabilirsiniz. Ya da değilseniz LÖSEV gerçekten ulaşılması çok kolay bir kurum. Herhangi bir şekilde ulaşırsanız ya da gönüllü olarak da ben de bunun içinde bulunmak istiyorum diye katkıda bulunmak isterseniz gerçekten internet sistemimiz çok kolay. Oradan ulaşabilirsiniz. Sohbet etmek için de eğer Bursa'da olanlar varsa her zaman aktif bir şekilde görüşebiliriz. Bir şeyleri beraber başarabiliriz. Ama ben gerçekten bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir kişiye bile sesimizi duyursak birçok kişinin hayatına dokunmuş oluruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bizim için de çok önemli bir konu LÖSEV.
Öykü Hanım, siz neler eklemek istersiniz? Ben öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Evlinin de dediği gibi yani LÖSEV ulaşılması çok kolay bir topluluk ve hani yardım etmek istiyorsanız veya yardım almak istiyorsanız LÖSEV'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda eğer üniversite öğrencisiyseniz üniversitelerimizdeki LÖSEV fayda topluluklarına katılabilirsiniz. Eğer yoksa böyle topluluklar açabilirsiniz. Lise öğrencisiyseniz, öğrenciyseniz broşürler hazırlayıp işte kendinize işte bir şeyler hazırlayıp okula asabilirsiniz. Çünkü farkındalık yaratmak bizim için çok önemli. İşte çalışan biriyseniz çevrenizdekilere, iş arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Çünkü LÖSEV için en önemli şey farkındalık. Bu şekilde farkındalıklar yaratarak aslında aktif bir üye de olabilirsiniz. Onun dışında yapabileceklerinizi tabii internet sitemizde görebilirsiniz. Yapabileceğiniz bağışları. Bu şekilde ben de bunları ekleyeyim o zaman. Teşekkür ederim. Nesrin Hanım, siz neler eklemek istersiniz? Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Arkadaşlarım çok çok güzel açıkladı. Ben de Uludağ Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımıza sesleniyorum. Siz de bizle katılabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz her şeyi beraber yapabiliriz. Çünkü ben aktarabildiğimizi düşünüyorum. O hissettiğimiz hisleri, duyguları hepsini aktarabildiğimizi düşünüyorum şu an arkadaşlarımla. Hepsini bekliyoruz. Diğer üniversitedeki arkadaşlarımız da eğer varsa üniversitenizde bir topluluk ona katılın. Yoksa siz de açabilirsiniz. Ama gerçekten bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizleri tanıdık, topluluğunuzu tanıdık. Peki siz üniversite TV hakkında neler düşünüyorsunuz? Nesrin Hanım, sizinle devam edelim. Tabii. Dediğim gibi bize hani birçok insana ulaşma fırsatı sağladınız öncelikle. Bu çok değerli bir şey. Özellikle bizim gibi topluluklar için çok değerli bir şey. Çünkü hani birazcık bencillik mi olacak bilmiyorum ama diğer topluluklara göre biz bir tık daha böyle hani insanlara fayda sağladığımız için biraz daha böyle topluluklar önünde konuşmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. O nedenle bize çok büyük bir fırsat sağladınız. Bu noktada yine çok çok teşekkür ederiz size. Biz de takip ediyoruz, görüyoruz ve birçok arkadaşımız da hani topluluklarını tanıtmak için bence kesinlikle katılmalı. Bu şekilde teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Öykü Hanım, sizinle devam edelim. Ben de şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz işte pandemi döneminden dolayı aslında topluluklar öğrencilerin sosyalleşme fırsatını en çok yakaladığı yerler ve pandemiden dolayı maalesef birinci sınıf öğrenciler herhangi bir topluluğa üye olamıyorlar, arkadaş edinemiyorlar, kendileri okulda çok bir yere ait hissedemiyorlar ve topluluklar aslında biraz da bunun için kurulmuş yerler. Ve bildiğim kadarıyla Üniversite TV işte okulların topluluklarını davet eden güzel bir kanal ve siz bu anlamda çok yardımcı oluyorsunuz biz üniversite topluluklarına. Ben bu anlamda size çok teşekkür etmek istiyorum. Eminim sizin sayenizde biz de bir sürü üye kazanacağız ve birçok topluluk bir sürü üye kazanmıştır. Birçok insana ulaşabileceğiz aslında. Çok yararlı bir şey yaptığınızı düşünüyorum ve size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Eylül Hanım, sizden alalım görüşlerinizi. Ben de şöyle düşünüyorum, hani topluluklar dışında da herhangi bir üniversite çok farklı bir ortam, çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor her insana. Dolayısıyla üniversitelerin birbirlerini izleyebildiği, başkalarının neler yapabildiğini görebilmeleri için özel bir yer olması gerektiğini hep düşünüyordum zaten ben. Üniversite TV'de açıkçası bize ulaşana kadar çok fazla görememiştim. İşte bu takip edemememden dolayı sosyal medyayı. Ama ilk bizimle çok önceden iletişime geçmiştik. Pandemi dolayısıyla ertelemiştik yayınımızı. İlk öğrendiğim andan beri takipteyim ve gerçekten de ne kadar da önemli, ne kadar da aradığım şeyi bulduğumu hissedebiliyorum yani. Gerçekten üniversitelilerin diğer üniversitelerin neler yaptığını ya da bir üniversiteli olarak üniversiteye geçmeden neler yapılabileceğini öğrenebileceğin çok güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Ya ben bütün üniversiteliler adına ya da bütün üniversiteye geçecekler adına size teşekkür ediyorum. Çok da keyifli bir yayındı zaten. Kendime adıma da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Dediğim gibi LÖSEV bizim için de çok önemli bir konu. Biz de yani gerek hayvan hakları olsun gerek insanlarla ilgili konular olsun. Her konuya değinip
Biz de üniversite TV olarak farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz sizlerin aracılığıyla. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. O halde yayınımı sonlandırıyorum. Üniversite TV'den herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.